Evet, Yaman bizi bugün böyle şekilli getirdi. Bugün sahalara şekilli girdik. Niye böyle bir şey yaptın? Güzel olmadı mı? He, güzel mi? Yorumlara yazalım bunu. Güzel oldu mu? Bundan sonra şekilli girişler yapalım mı? Herkese merhabalar. Evet, İzmit Körfez pistindeyiz. Aralara lansmanlar serpiştirdik. Bilmiyorum videoları takip ediyor musunuz? Ama şimdi yine pistteyiz. Ve yanımızda makyajlı Mercedes A200 AMG var. Makyajlı ama o makyajı ayırmak pek kolay değil çıplak gözle. Evet Ahmet, bize gelen bültende de fazla bir şey yok aslında. Dolayısıyla makyaj bir operasyonu var ama çok da fark edilir bir şey yok diyeceğim ama benim sevdiğim şeylerden biri var. Bu Mercedes'in yeni yıldızlı ön panjuru. Zaten önden baktığında en çok dikkati çeken şey o. Ya tabii... ben şimdi mesela E serisine gitmiştim yurt dışındaki yenisinin lansmanına. Bu AMG'lerde olan bu yıldız işini seviyorum. Elektrikler başlattı bunu. Aynen, şöyle bombeli, çift bombeli kaput. Farlar biraz daha ince Yaman. Gördüğün gibi daha ince böyle full led farlar var. Evet. Onun dışında yandan baktığımızda çok büyük bir değişiklik yok ama arkaya geçtiğimizde de böyle ufak tefek değişiklikler var. Aynen. Difüzörde bir değişiklik olmuş. Stoplarda böyle ince bir hareket oluşmuş ama yani çok dikkatli bakmanız lazım o dıştaki değişikliği görmek adına. Ama kabine geçtiğimizde tabii direksiyon simidi yeni nesil Mercedes'lerle birlikte bizi karşılayan türden. Bu arada şunu söyleyeyim, 3 senedir yani ilk 3 sene oldu değil mi bu araba çıkalı? Belki oldu. 3 seneyi de geçti. 2018. Evet, daha da fazla olmuş. Ben bu otomobili kullandığım zamanları hatırlıyorum. Tabii uzun zaman geçti üzerinden. Ne zamandır A serisi kullanmıyordum. Dolayısıyla yolda bayağı dikkat çekiyor biliyor musun? Yani Mercedes'in en küçük otomobili olmasına rağmen bayağı bir dikkat çekiyor. Ben şeyi hatırlıyorum ya, 2018'den önce yani Mercedes'in kompakt otomobillere yer vermesiyle birlikte o dönem tabii fiyatlar da böyle değildi. Daha ulaşılabilir noktadaydı. A serisi, B serisi, CLA, GLA o dönem acayip satılmıştı. Hatırlıyorsun evet, o ilk jenerasyonla. CLA özellikle çok satmıştı. Çok satmıştı. İlk kasada. İlk jenerasyonla. Sonra tabii fiyatlar biraz değişti. Ulaşmak çok kolay olmadı. Yani 2018'den günümüze kadar da A3 ve 1 serisi kadar çok caddelerde gördüğümüz bir otomobil olmadı. Çok doğru söylüyorsun. Özellikle de A3 bu sınıfta çok fazla gördüğümüz bir otomobil. Fiyat çünkü Yaman ikisinden de hali hazırda daha iyi bir noktada. Orada da katılıyorum. Bu arada ben bu rengi de beğendim. O Mercedes'in alıştığı gümüş grisi. Belki de dikkat çekmesinin sebeplerinden biri de budur. Uzun motor kaputu, kısa arka kısım. Ya şahsen otomobilin tasarımını derli toplu bulduğumu söylemem lazım. Ama yenilikçi, sert ve sportif hatlara sahip. Yani 2018'de üretilmiş olmasına rağmen hala o güncelliğini koruyor. Ama benim burada öyle özellikle yani sadece A serisinde değil Mercedes'lerde çok hoşuma gitmeyen bu çift renkli siyah jantlar. Çok kollu, daha o sportif jantları seviyorum. Çünkü C serisinde de benzer bir jant var. Ama bunu koyuyorlar evet. Doğru söylüyorsun. Evet. Yani ben senin kadar şey değilim. Kötü demem. Yani öbür jantlar daha hoşuma gidiyor benim. Zevk meselesi zaten bu işler. O zaman isterseniz otomobilin içine geçelim. Biraz içinde de anlatacağımız şeyler var. Sonra klasik pist turu, slalom klasiklerimizi yaparız. Evet Ahmet, A200'ün içine geçtik. Bu arada test aracımız 576 kilometrede. Sanırım ilk biz aldık bu otomobili. Çil çil. Ve tabii buraya falan da geldik. Ben de 2 gündür kullanıyorum. Aslında bayağı yeni otomobile binmiş oluyoruz. Aslında alıştığımız Mercedes A serisinin iç mekanındayız Ahmet. 2 tane 10.25 inçlik birleşik ekranımız var. Bu ekranlar gayet iyi çalışıyor. Güzel çalışıyorlar. Ve burada bir sürü fonksiyon var. İsterseniz size bunları böyle yavaş yavaş göstereyim. İşte navigasyon var. Burada telefonla ilgili bilgiler, radyo var, müzik. İsterseniz bütün cihazlarınızı bağlayabiliyorsunuz ve direkt Bluetooth'tan Apple Carplay'i kullanabiliyorsun. Uygulamalar kısmı var. İşte klima var. Burada araç, motor bilgileri var ama bu çalışmadığı için kullanamıyoruz. Ama mesela burada güzel gördüğün gibi grafikler var. Turbo basıncı ile ilgili, güçle ilgili. Aslında bunlar da Yaman büyük bir değişiklik olmamış gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani MBUX'ın bildiğimiz işletim sistemi geliyor ama Mercedes yetkililerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda şöyle bir şey var. Artık daha sezgisel hale gelmiş. Yazılım güncellenmiş. Daha hızlı ve daha verimli çalışıyormuş. Öyle bir bilgi okudum. Ben basın bülteni üzerinden. Ben sevdim. İşte gaz pedalına uygulanan gücü bak. Gaza biraz bastım bu şeyi gösteriyor. Aynen. Frene bastığında işte da o zaman basınç yüzdesini gösteriyor. Bunlar bence güzel oyuncaklar. Evet. Güzel oyuncaklar. Burada tabii şeyleri değiştirdiğimiz zaman Sport var, Individual var, Eco var, Comfort var. Sport'a aldığımız zaman gördüğünüz gibi renkler değişiyor. İşte Comfort'a aldığımız zaman da değişiyor. Eco'ya aldığımız zaman klasik o yeşil renk geliyor. Yani bu grafikler güzel. Bunları sevdim. İşte demin gösterdiğim bu motor şeyiyle ilgili bakın. Hatta şöyle bir yayılma da yapıyor bakın gaza bastığın zaman tork ve güçle ilgili. Ya bunlar güzel şeyler, güzel oyuncaklar. Bence de öyle. Ama tabii buradaki en önemli değişim biraz önce söylediğimiz gibi direksiyonda. Yani evet, işte E serisinde, yeni nesil tüm Mercedes'lerde karşılaştığımız bu AMG direksiyon tabii. 3 kollu ama kendi içinde de gördüğün gibi yani direksiyon fonksiyonları iki tarafa ayrılmış vaziyette. Çünkü şöyle bir olay var. Sol taraftaki tuşlar sol ekranı, sağ taraftaki tuşlar da sağ ekranı kontrol edebilmenize yarıyor. Aynı zamanda MBUX ile birlikte bu otomobilin ekranlarında yeni bir kişiselleştirmeye gidilmiş. Yani senin önündeki ekranı kendi istediğin doğrultuda kişiselleştirebiliyorsun. O grafikleri değiştirebiliyorsun, kadranları değiştirebiliyorsun. Yani o anki kullanım stiline göre her şeyi ayarlayabiliyorsun. Bu arada bunların hepsi de, Ahmet'e söylediğim butonların hepsi de dokunmatik olarak çalışıyor. Onlar da önemli. Onun dışında Yaman şu alanın yenilendiğini görüyorum. Burası bu şekilde değildi. Burada bir telefonunuzu koyabileceğiniz bir evet, alan yaratılmış. Ama ek olarak yine kablosuz şarj ünitesi de hemen şu kapaklı alanın ortasında duruyor. Aynen, İki tane evet, bardaklık gözümüz var. Bu alanda dinamik tuşu buraya taşınmış. Sürüş modlarını buradan değiştirebiliyorsunuz ve eski tip bir volüm tuşu da yine fiziksel olarak yine konumlandırılmış. Kameraları kontrol edebildiğimiz, işte zaten şimdi hemen arkada kameranın açıldığını sesi duydum. Evet. Onları görüntüleyebiliyorsunuz. Şu anda arkadan geniş açıyı görüyorsunuz. Tamam, tabii 360 derecelik kamerada biraz önce şimdi sen kamera tuşuna bastın ya. Evet. Şimdi kameraları açıyoruz. Burada otomobili çizgisel olarak da görebilmenize olanak sağlanmış yeni MBUX ile birlikte. Bu eski versiyonda yoktu. Güncellenen versiyonda bunu da eklemişler. Onun dışında işte koltuklar bildiğimiz sportif AMG koltukları ama onun dışında kırmızı dikişler gelmiş. Bu arada Ahmet, bu bizim arabamızda bulunan napa kaplamalar. Bunlar da standart hale gelmiş. Evet, eskiden artık standart değildi. 3 boyutlu döşemeyle beraber. Bunlar artık standart hale gelmiş. Bu arada ben onu çok beğendim. Yani böyle bir sanki yarış otomobilinin içinde, spor otomobilinin içinde. Zaten bu otomobilin koltuk da güzel. Koltuklarında öyle bir şey var da ilk jenerasyondan beri var. Mercedes ona dikkat ediyor. Yani otomobilin o sportif kimliğiyle koltukların tasarımını bağdaştırıyor. Tabii donanımlı bir test otomobili içindeyiz. Mesela yolcu tarafında da elektrikli ve hafızalı koltuk olduğunu görüyorum. Burmester ses sistemi var. Bunlar tabii hep opsiyon listesinde yer alıyor. Onun dışında cam tavanımız yine standart şekilde geliyor. Açalım, biz sevmiyoruz genelde, o yüzden kapalı tutuyoruz. Hoşlanmadığım bir şey. Ama insanlar çok seviyorlar. Buradan onu da otomatik olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Şeyler gelmiş Yaman. Bu da standart donanımlar arasında fırçalanmış alüminyumlar artık dashboard'da standart olarak geliyor. Bu arada Ahmet, ben bunları çok seviyorum, biliyor musun? Evet. Otomobilin içinde çok karakteristik bir türbin gibi. Evet, böyle uçak türbinlerini andıran bir evet, şey var. Havalandırma menfezleri var. Hala böyle eski otomobiller, mesela işte yeni otomobillerde bunları elektronik olarak falan yönlendiriyorsun ya. O işleri çok, yani insanın gözü kulağına hoş gelmesine rağmen şu görüntü benim hoşuma gidiyor. Bazı kontrollerin ben de fiziksel olması kanaatindeyim. Mesela klima kontrolleri sadece multimedya sistemin içinde yer aldığında onu araçla seyir halindeyken ayarlamak çok kolay olmuyor. Yani mutlaka fiziksel olarak dışarıdan müdahale etmen gerekiyor. Keza volüm düğmesi de aynı şekilde. Evet. Yani bazı çok kullanılan düğmelerin fiziksel olmasında katkı var diye düşünüyorum. Bu arada Mercedes'in bu sürdürülebilirlik 2039'daki sürdürülebilirlik hedefiyle ilgili bu koltuklarda da dönüştürülmüş malzemeler kullanılmış. Ahmet, %65'e kadar. O da enteresan detaylardan biri. Birçok markada zaten o karşımıza çıkıyor yani. Gün sonunda bu otomobilin tabii elektrifikasyona bir adım attığını söyleyeceğiz. Evet. Sürüş esnasında 48 voltluk bir ünite geldi. Sürüşte ondan bahsedeceğiz ama söylediğin gibi yeni stratejilerde tüm modeller bundan nasibini alıyorlar. Bu arada Ahmet, benim dikkatimi çeken şeylerden biri yine bu otomobile yeni gelen özelliklerden biri ki aslında otomobili çalıştırırken fark ettim. Sonra da okuyunca ikisini birleştirmiş oldum. Bu otomobilde yeni kayış tahrikli marş jeneratörü bulunuyor. RSG adı verilmiş. Otomobil çalışırken bak şimdi ona dikkat etmeni istiyorum. Hiç sarsamıyor. Elektrikli gibi çalışıyor. Evet bak. Evet. Hiçbir sarsıntı yok. Araba sanki böyle birden çalışmış gibi oluyor. Hatta Yaman şey de yapıyor bu sistem. Mesela normal cruise'da yola çıktığında 80-90'la gidiyorsun. Ayağını tamamen gazdan çektiğinde o süzülme esnasında motoru tamamen kapatıyor. Evet. Ve aslında size bir elektrikli deneyimi de yaşatıyor bu otomobil. Yani tam olarak elektrikli ilerlemiyor olsa da bir elektrikli deneyimi yaşatmış oluyor. 48 voltluk, istersen o konuya girmişken biraz bahsedelim. Evet. 48 voltluk multibrit yeni bir aktarma organı var bu otomobilde. 12 voltluk sistemle birlikte entegre bir şekilde çalışıyor. Özellikle kalkışlarda ve biraz önce söylediğim cruise anındayken hem konforlu hem de daha ekonomik bir sürüş gerçekleştirmenizi olarak. Bu arada kalkış anında bir güç de sağlıyor otomobil. Aynen. 18 beygir galiba. 14 beygir, 10 kW. Evet, bravo, 14 beygir. Dolayısıyla yani öyle yalandan olan şeylerden de değil. Değil. Yani yalandan olan multibritler 12 volt genelde. Evet. Bu otomobilde 2 ünite birden var. İkisi entegre bir şekilde çalışıyor. Zaten sen start engine düğmesine bastığın anda o teknolojinin varlığı hissediliyor ama. O zaman buna dikkatinizi bir daha çekiyorum. Çalıştırıyoruz ve sürüşe geçiyoruz. Hava ile ilgili şey yapmayacağız mı bugün? Kritik. Hava şakalarımızdan sıkıldınız mı? Yok, bugün yapmıyoruz ama yine kapalı. Bu Mayıs'ın 11'i yine kapalı. Doğan Kabak bana öyle söyledi. Bu kadar diyor hava ile ilgili diyor şaka yapmayın. Gerek yok diyor. Kime ne diyor, değil mi? Doğru söylüyor. Öyle diyor valla. İzmit Körfez pistinde turlamaya başladık. Bu arada garip fren izleri görüyorum. Burada bir yoldan çıkmış galiba. A200 AMG'nin içindeyiz. Tabii AMG diyoruz ama AMG donanım paketi değil mi Ahmet? Aynen, daha sportif görünen. İşte tamponlar farklı, jantlar farklı, içerideki trimler farklı. Aslında biraz motora dem vuralım Yaman. Çünkü motor aslında Nissan Renault ittifakının 1.3 litrelik turbo beslemeli motoru. Mercedes satın alanlar ya da alacak kişiler tarafından her zaman böyle bir mesafeli durulur bu konuda. Özellikle dizellerde bu yaşanır. Yanlış hatırlamıyorsam bu ortaklık dizel motorla başlamıştı. Aynen. Mercedes küçük hacimli bir dizel motor geliştirmektense bunu iyi yapan markalardan biri olan Renault'dan almıştı o zaman. Aslında çok iyi bir motordur ama galericilerin bir reaksiyonu vardı buna karşı. Yani evet. Renault motorlu Mercedes. Ya bu negatif bir durum değil aslında bakarsan, çünkü gerçekten iyi bir motordu. Bu arada Mercedes'in de kendini uyarladığı da bir motordu. Yani konforla evet. ilgili bir takım iyileştirmeler de yapmışlardı makinede. Evet, yani otomobilin dinamiklerine göre bir takım EQ'da revizyonlar yapılmıştı ama gün sonunda evet, yani Renault Nissan ittifakının bir motoruydu. Bugünkü turbo beslemeli makine de aynı şekilde ama bu iyi bir makine olduğu için, yani şu anlamda performans ve sürüş özellikleri, yakıt tüketimi, yani hepsini birlikte mütalaa ettiğinde iyi bir motor. Bununla ilgili çok fazla konuşulmadı. O zaman tabii bir de o dizel motorlar biraz da onlar Renault'larla özdeşleşmişti. Şimdi tabii bu benzinli makinelere geçildiği için dediğin gibi o kadar şikayet almıyor. Şu anda bizim kullandığımız makine 163 beygir gücünde, 1332 cc. 270 Nm tork üretiyor. 225 km maksimum hızı var. Sıfırdan 100 km'ye de 8.2 saniyede ulaşıyor ama. Ahmet, aslında anlık, yani gaza bastığın zaman bir ekstra olarak 10 ile 14 beygir arasında bir güç geliyor otomobile. Evet. Ama onun dışında baktığımız zaman 163 beygir güçten bahsediyoruz. Kompakt sınıf bir otomobil. Ama 0-3-8-2, yani bu şeyden hep bahsediyoruz aslında ama bundan bir 15 sene öncenin hızlı GTI'leri falan 8.2 olunca biz düdük araba ne yürüyor. Evet, işte 120 beygir falan da ama yani eskiden 150 beygir araba hızlıydı. Şöyle düşün, yani 2 litre atmosferik 150 beygir GTI'di yani. Tabii şimdi çok standart otomobillerde işte şu anda gördüğünüz bizim kullandığımız A200 yani GTI iddiası olmayan bu otomobilin hızlı versiyonu A45 AMG. Ben biraz rakiplerden bahsetmek istiyorum aslında. Yani dışarıda da böyle bir kısa değindik Yaman ama işte 1 serisi var, A3 var ve A serisi. Şimdi A serisi makyajlandı. Evet. 2021 yılında da A3 tamamen kasa değiştirdi ama BMW 1 serisi de bir güncelleme bekliyor. Çünkü otomobil çıkalı yaklaşık 2019 falandı. Öyle hatırlıyorum ben. Hatta biz seninle yeni eski yapmıştık. Bayağı oldu, hatırla. Evet, doğru söylüyorsun. Bu arada 2019. Arkadaşlar şunu da belirtelim. Hem A3 Sportback hem de BMW 1 serisini aslında test araçlarını istedik. Ama makyajlı Mercedes karşısında işte makyaj geleceğini vesaire söyleyerek bu şeyin içerisinde olmak istemediler, açık konuşmak gerekirse. Yani biz her zamanki o sistemimizi pist turu vesaire yapmak istedik ama bu seferlik olmadı. Onun için de bir şey demiyoruz. Ama bütün otomobilleri kullanmış bir insan olarak, yani A3'ü ben uzun süre kullandım. İşte şimdi de otomobile sahibim zaten. 1.5 litre 150 beygir. BMW tarafında yine 1.5 litre ama o motor 3 silindirli ve 140 beygir gücünde. Bu arada senin kız arkadaşın da yine aynı dizel var, 1 serisi. Bizde şöyle bir şey oldu. yeni kasa A3 aldık ona. Ondan sonra onu satıp BMW 1 serisi aldı. Ben yeni kasa A3'e geçtim. Böyle yani çelişkili bir durum. Ahmet bu premium hatchback'lere, C hatchback'lere çok hakim size. Evet, bir tek Mercedes sahibi olmalı. Artık yani işaret mi var? İşaret. Bir sonraki inşallah. Evet, bu otomobilin isterseniz yakıt tüketiminden de bahsedelim. Fabrika verisine göre 5.8 ile 6.4 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi veriliyor. Aslında tabii ki bu hacime göre de mantıklı. Bence de mantıklı. Zaten artık bu sınıfta çok yakan otomobil kalmadı Yaman. Downsizing teknolojisiyle birlikte bütün otomobiller artık az yakıyorlar. Yani eskiden böyle 10 litrelere normal gözüyle bakarken 9-10 litrelere, şimdi bu neredeyse yarıya, yani %40 geriye geldi tüketim değerleri. Bu otomobilde bir 7 ileri çift kavramalı şanzıman var. Mercedes çift kavramaları bütün modellerini koyuyor. Koyuyor da çok da böyle bir aslında DSG ya da işte BMW'den çok alışkın olduğumuz o Steptronic gibi çok verimli çalışan bir çift kavrama değil. Biraz düşünerek hareket ediyor. Özellikle vites düşürürken, yani direksiyondan da bu otomobil vites değiştirmeniz olarak tanıyor. Yani Yaman kullanıyor tabii birkaç gündür otomobili. Yani bir önceki versiyonda öyle bir şey vardı. Tamam, yükseltirken yükseltiyor ama düşürürken eğer yüksek devirde kalırsanız evet biraz sıkıntı yaşatabiliyor. Bir tık düşünüyor. Onun dışında enteresan şeylerden birini söyleyeyim Ahmet. Bu arabada benim dikkatimi çeken, daha doğrusu diğer Mercedes'ler de dikkatimi çeken ama enteresan bir özellik. Mesela ben Teşvikiye'de oturuyorum. Teşvikiye'de otomobilleri işte yola park ediyorum. İki otomobilin arasına girdiniz. Biraz da yaklaştınız diyelim ki öndeki ya da arkadaki otomobile. Bu otomobilde şöyle bir uyarı çıkıyor şurada. Gaz tepkisi sınırlandırılmıştır. Buraya basarak şey yapabilirsiniz diye. Şurada bir ibare çıkıyor. Oraya basarsan tekrar kontrolü eline alabiliyorsun. Şöyle ki gaz kontrolünü bayağı bir azaltıyor Ahmet. Bir anda gaza yüklenip yani evet diye. Evet, çok yakınsan eğer gaza farkında olmadan fazla basarsan öndeki arabaya vurma diye Mercedes böyle bir uygulama kullanıyor. Enteresan. Bence güzel bir şey çünkü anlık mesela işte telefonla falan çok konuşulduğu için arabanın içinde evet, dalıp ani gaza basabilirsin. Güzel düşünülmüş bir detay. Tabii şimdi pistteyiz, birazdan sürüş dinamiklerinden de bahsedeceğiz ama yine ben rakipleriyle kıyaslayarak yola çıkmak istiyorum. Bu otomobili ben ilk kez 2018 yılında Türkiye'de Salda Gölü çevresinde bir lansmanı yapılmıştı ve oradaki dağ yollarında kullanma fırsatı bulmuştuk. Ve otomobil bana gerçekten o günün şartlarına göre sert bir süspansiyona sahip tepkilerle gelmişti. Yani özellikle o dönemin mesela A3'ü yumuşak bir otomobildi. A3'ten sonra bayağı bir sert geldi. Ya şöyle bir durum var açıkçası, bu sınıfta herkes BMW'nin sürüş dinamiklerini, özellikle de bir önceki arka yetişli versiyonun sürüş dinamiklerini beğendiği için Mercedes otomobilin sürüş dinamiklerini düzeltmek adına o hissizliği gidermek adına biraz fazla sertleştirdi otomobili. Sert yani bayağı spor. Dolayısıyla yol içi, yani şeyde de mesela şehir içinde de bu otomobilde kullanırken o sertliği hissediyorsun. Bazen süspansiyondan öyle bir takır takır sesler de geliyor. AMG oluşunun etkisi var. Bence de var. Jantlar büyük. Yaylar sert. Yaylar sert. Dolayısıyla o benim de dikkatimi çekti ve belki de uzun kullanımda da rahatsız da edebilir. Yani şimdi ben tabii otomobili 3-4 gündür kullandığım için çok da fazla yorum ama otomobile sahip olursanız belki bir yerden sonra sıkılabilirsiniz bu durumdan. Ama direksiyon tepkilerinin çok iyi olduğunu söylemek mümkün. Yani bununla ilgili hep bir BMW'nin direksiyon hissiyatının daha iyi olduğuna dair birçok şey söylenirdi. Mercedes bu konuyu çok uzun zamandır aştı. Artık bayağı keskin direksiyonlar var. Tabii sertlikten yola çıkarak şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Sert otomobiller uzun kilometreler sonunda otomobil içinde ister istemez bir takım trim seslerine neden olabiliyor. Arkadan, işte kapı içlerinden takır tukur sesler gelebiliyor. Mesela Mercedes trim konusuna ve malzeme kalitesine çok önem verdiği için, yani bu otomobil kompakt segmentte olmasına rağmen malzeme kalitesi çok iyi. Uzun kilometreler sonucunda da olmayacağını düşünüyorum ben. Yaman. Malzeme kalitesini ben de çok beğendim. Yani içeride böyle hani bu Mercedes'in giriş seviyesi bir otomobil aslında bakarsanız. Evet. Ama ona rağmen kalite anlamında gerçekten her şey yerli yerinde. Bu arada şunu da belirtelim. Bu makyajlı A serisinde güvenlik özellikleri de standart hale getirilmiş. Artı şerit takip asistanı aktif bir şekilde otomobile adapte edilmiş. O da artık yolu daha iyi tarayarak sizi daha güvenli bir şekilde şerit içinde tutuyor. Bu arada biz çok sevmesek de onları da şuradan iptal edebiliyorsunuz. Ben size hemen söyleyeyim. Ben çünkü hepsini iptal ediyorum. Bakın aktif şerit takip yardımcısı burada iptal ediliyor. Ondan sonra burada da bak orada bir şey var. Onu da göstereceğim şimdi. Yıkama tesis. Burada. Aynen. Çarpışma önlemini vesaireyi falan filan buradan kapatıyorsunuz ama otomobil giderken bak bunu kapatmaya çalışıyorum. Diyor ki fonksiyon sürüş esnasında etkin durumdan çıkartılamaz diyor. Deaktif. Aynen. Şimdi durdum. Bak burada ışık yenilendi. Şimdi kapatabildim. Bu da aslında sürüş sırasında bunu kapatma demek istiyor sana falan filan. Şimdi şuna gelelim. Ahmet, bu da enteresan özelliklerden biri. Yıkama tesisi modu. Açtığımızda ne oluyor? Şu an bir yıkama tesisinde değiliz ama. Ha, AZM hız 20 km. Aynen. Hazırlık yapılıyor. Etkinleştirirsen işte burada aynaları kapatıyor. Camlar ve tavan kapanıyor. Park camı kapalı. Yağmur sensörü kapalı. Yani böylece silecekler de çalışmıyor. Aynen. Arka cam sileceği kapalı. Etkinleştirdim. Bak görüyor musun Ahmet? Aynaları kapattı. Aynaları kapattı. Bütün her şeyi. Ve otomobilde 20 km hızı geçmiyor. Aynen, bir deneyelim. Yıkama tesisi modu aktif. Bak, 20 km üzerinde hemen çıktı o işten. Uyarı verdi. Aynen öyle. Vallahi güzel. Bu da yok. Enteresan özelliklerden biri. Öncekinde görmemiştim. Ne var orada? Manuel vites değiştirme. Manuel düğme gelmiş oraya. Onunla birlikte geçiyor. Zaten biz birazdan manuel kullanacağız. Şu şeyleri de göstersene bize. Sol taraftan ESP'yi mi kapatıyorsun? ESP'yi de kapatalım hazır buraya girmişken Ahmet. Şu göstergeleri de sporta al bari. Baksana. Güzel oldu ama. Değişik oldu. Bu arada onları da isterseniz bir kısaca bakalım. Yalın var, sportif var, klasik var. Sadece bütün ekran navigasyon oluyor, yardımcılardan oluşabiliyor falan filan. Güzel. Ben evet sportif alalım madem piste tur atacağız. G kuvvetini gösteriyor solda Ahmet. Sol tarafta bir devir, aynı zamanda devir saat de altta dijital olarak yayınlanmış. Mercedes bu grafikleri çok güzel yapıyor, çok beğeniyorum ben. Bence de çok güzel yüksek yapıyor. Çözünürlüklü ve gerçekten göze hitap eden tarzda bir ve bak şeyde bayağı gazla çok hassas çalışıyor bak. 1400 devir biraz kesiyor, 1300 vesaire. Güzel çalışıyor. Evet. Otomobilde dinamik moda alalım. Sport modunu alıyorum pardon. Dinamik tuşundan sport moduna. Dinamik modundan sport tuşuna aldım. O zaman şu bizim Yaman. Madem hızlı pist turu atacağız şimdi değil mi? Çıkıyor muyuz? Evet. Hızlı pist turuna. Birazdan başlayalım. Evet şu anda. O zaman başlıyorum. Fena da yürümüyor otomobil. Evet evet, performansı gayet tatminkar. Süspansiyon sıkı, ben onu seviyorum. Evet, sıkı. Frenler de güzel. Güzel bence. Bak ESP'de öyle bir şey yapmıyor. Devreye girmiyor kendi kendine şu an. Herhalde çok abarttığımız zaman şey yapabilir. Vallahi buraya kadar iyi geldi biliyor musun? Bence de iyi. Süspansiyon bak. Yok bayağı... Bir de otomobil çok kararlı ya. Aynen. Ve hiç esneme yapmadığı gibi hiç esneme yapmadı. Hiç kafadan da kaymadık. İşte o sert süspansiyonun alameti farikasını burada görüyoruz Yaman. Bak buralarda salınım da çok az. Çok iyi ya. Kuşları götürme. Kuşları götürmeden. Bir dakika. Yok, ESP müdahale etmiyor yani. Evet evet. Yanıp sönüyor ama çıkacak. Evet, şimdi daha iyi geldik çünkü. Evet. 58 fren bekliyorum ben ama. Evet, 58-82 falan filan. Mantıklı gibi bir şey. Ya zaten otomobil 160 beygir ya. Yani yok, zaten daha üstüne gitmenin de bir anlamı yok. Gün sonunda dediğin gibi yarış yapmıyoruz yani. Ama benim en çok dikkatimi çeken şey süspansiyonun kararlılığı ve salım yapmaması. Yani özellikle köprülerden atlarken tekrar konduğu yerde ikinci bir hareketi yapmıyor. Aynen, sana katılıyorum. Çok güzel bir şekilde oturuyor. Ben süspansiyonunu çok beğendim pist için. Evet. Hani demin bahsettik ya, yolda sert geliyor ama pistte çok uygun, onu evet söyleyeyim. Bu arada direksiyon beklediğimden daha tepkisel. Evet. Ve çok enteresandır. Çok direkt yani, ben onu anlıyorum önden, zaten senin yönlendirmenden. Önden çekişli olmasına rağmen hiç kafadan kayma yaşamadık. İşte güç de az ama dediği gibi Ahmet'in süspansiyon çok iyi çalışıyor. Dolayısıyla o virajlardaki seni dışarı doğru itme hissini yaşatmıyor. Ve özellikle de yine Ahmet'in söylediği gibi, ben de üzerine basa basa söylüyorum, o körpülerden giriş çıkışta otomobil böyle saçma sapan hareketler yapmıyor. O ikinci hareketi, aynen, yani süspansiyon çalışma prensibinde atladığınız zaman o ikinci bir hareketi yapar, o da size bir tedirginlik verir. Yapmıyor. Ya zaten Ahmet, geçmişle ilgili bence yani tabii ki elektronikler vesaireler, motordan alınan güçler çok değişti ama geçmişle ilgili bence en önemli farklılıklardan biri de teknolojik anlamda süspansiyon kabiliyetleri. Hem yarış otomobillerinde hem normal yol otomobillerinde. Yarış otomobillerinde zaten biraz meraklıysanız 90'ların rally'lerini izleyin. Arabalar otomobillerin ne kadar burulduğunu, evet, yattığını görün ve işte yeni mesela geçtiğimiz yılın bir rally otomobilini izleyin. Yani zıplamalarda dahi. Ya 180'le oturuyor böyle. Oturuyor, tak diyor. Devam ediyor. Ve herif viraja giriyor tekrar. Vallahi yani. Ki burada da yani yol otomobillerinde de bunun farkını görüyoruz. Çünkü şuradan yola çıkalım Yaman. İşte bundan 15 sene önce Körfez pistine getirdiğimiz bir tabii orta sınıf otomobilde ne kadar burulmalar yaşıyorduk. Şimdi kompakt sınıf bir otomobilde bayağı eski yarış otomobili gibi gidiyor süspansiyon. Öyle yani, bundan dediğin gibi 15 sene önceki bir yarış otomobili gibi gidiyorsun. Evet. Süspansiyon tepkisi olarak. Süspansiyon teknolojisi bence oldukça geliş. Yani bütün her şey gelişiyor. Sürüş dinamikleri çok gelişti. Sürüş yani dinamikleri çok gelişti. Ve bu anlamda bakarsak tabii ki bu Mercedes. Bu yani sonuçta dünyada bu işi en iyi yapan markalardan biri, belki birincisi. Ama diğer bütün hani çoğu otomobilin artık tepkileri vallahi iyileşmeye başladı. Dacia Sandero ile gel, gene güven vermeden dönüyorum demezsin. Tabii evet, çok yüksek limitlere çıkamazsın. Biz burada şeyi kullandık be Ahmet. Ford'un pick-up'ını kullandık. Tabii o da var. Cherry Omodo'yu kullandık evet, ki. Yani onlar da bir yer tabii ki arada farklılıklar. Önümüzdeki günlerde çok farklı bir deneyim yaşayacağız burada. Elektrikli bir ticari kullanacağız Yaman'la beraber. Evet. O yani Körfez'de belki yapılmamış bir şey. Belki Türkiye'de de ilk kez olacak bir şey. Çünkü zaten otomobil çok yeni. Ford'un elektrikli evet, ticari aracını kullanacağız. Bakalım, o da bizim için enteresan bir deneyim olacak. Evet Ahmet, Mercedes A'ya dönelim ve artık yavaş yavaş bitirelim. Şahsen premium segmentteki işte bu hatchbackler arasında sen de demin bahsettin. İddialı seçeneklerden belki de işte ilk 3 otomobil zaten onlar. Mercedes tabii onlardan bir fırt daha pahalı. Evet yani sıralama aslında şöyle gidiyor Yaman. Ucuzdan pahalıya doğru gidersek A3 çok avantajlı bir noktada fiyatı ama bulmak imkansız. İkinci sırada BMW 1 serisi geliyor. Evet. Üçüncü sırada da Mercedes A serisi var ama Mercedes zaten her zaman bir fırt böyle pahalıdır içlerinde. Biraz daha pahalı oldu. BMW son gibi dönemde fiyatları tabii çok arttı. Mesela şöyle fiyatlara baktığımızda 1 milyon 300 bandında şeyi alabiliyorsunuz. Yani şöyle konuşalım. AMG donanımdan bahsettiğimiz için giriş seviyesi değil, üst donanım seviyeleri için fiyatları konuşuyorum. 1 milyon 300 bin TL'lerde dolu bir A3 S-Line'ın fiyatı. BMW'de bu rakam 1.400'leri geçiyor, 1.500'lere geliyor hatta. AMG Mercedes'te de AMG donanımlı 1.500 Plus'tan başlıyor. Ama bugün bizim içinde bulunduğumuz otomobil ne kadar bilmiyorum çünkü işte Burmester'ler, bu otomobilde ekstra donanımlar da var. Evet Ahmet, o zaman senin sevdiğin bir şeye geçtik. Direksiyonu Ahmet'e vereceğim. Ahmet çok seviyor o işleri. Evet. Slalom yapacağız şimdi. Geyik testi aslında. Geyik testi aynen. Bakalım otomobilin performansını ölçelim ki bu otomobilin atası yani ilk A serisi evet, geyik testinde takla atınca Mercedes otomobillere standart olarak ESP'yi getirmişti A serisine. O zaman A serisi, ilk A serisi MPV'ydi. Bunun gibi 98, bir hatchback değildi. Aynen. Değil mi? 97 mi? İlk iki nesil otomobil bir MPV'ydi. Dolayısıyla aslında oraya da bir gönderme yaparız. Evet Yaman, geçtiğimiz hafta Mokka kullanmıştık. Mokka'da biraz daha şehir içindeki tepkileri ölçmek adına mesafeleri kısa tutup hızı çok arttırmamıştık. Ama bugün yani kukalar işte 15-20 metre gibi dizip 70 km hızla gelip deneyeceğiz. Bakalım A serisi bizi bitirdi. Yani. Burada A serisiyle şöyle olursak videoda, video çok it alır ama. Ne diyorsun? Yapayım onu istiyorsan. 120 ile geliyor değil mi? 120 ile geliyor. Hadi bakalım, direksiyonu Ahmet'e veriyoruz. Şimdi geyik testine geçiyoruz. Ahmet, başlıyoruz. Konfort modundayız. ESP'miz devrede. Yaklaşık 60 kilometre falan gibi geleceksin. Evet, bakalım. Hadi bakalım. Kameramanımız sevgili Doğanay da orada. İnşallah kaçtım, ona çıkmayız. İçeri attım. Oldu. Ne durdu? Evet, yani ben hatta olmayacak mı acaba dedim ama şuradaki hareketi güzel yaptı. Şimdi bunu dediğim gibi 60 km hızla konfor modunda ESP devredeyken yaptık. Şimdi otomobili dinamik moda, yani sport moduna geçtik. Bir de aynı hızda bir sport modunda deneyelim. Direksiyon hissiyatı biraz daha artacağı için Yaman, evet, daha hızlı tepki alabiliriz. Alıp daha hızlı cevap verebiliriz. Yine 60 gibi geleceğim. Aynen. Bence zaten hızı arttırmayalım. Bir de en son ESP'yi kapatırız. Hı hı. Bakalım o zaman dağılıyor mu? Döndüğüm gibi devam ediyorum. Kilometreye ulaştık. 64, 63, 62, 61. Engel çıktı. Kaçtım. İçeri attım. Tekrar sol. Sanki şimdi daha rahat yaptım. Ay, evet. Değil mi? Evet. Sport... Frenler çok iyi. Frenler çok iyiydi. Dediğin gibi ben de yalnız gerçekten şey fark ediliyor. Sürüş modunu değiştirmeyiz. Evet. Sport modunda mesela ben yanda yorum yapıyorum. Tabii sen daha güzelini yaparsın. Evet. Ben yanda ilkinde çıkacağı daha dönemeyeceğiz zannettim. Ama oldu. Şimdi ikincisinde çok daha rahat yaptın sen. Şöyle söyleyeyim sana. Direksiyon daha çabuk cevap verdiği için hızı yükseltsem de, çünkü süspansiyon buna aslında cevap veriyor. Direksiyon, evet, yetmiyordu. Tamam. Belki mesela hızı 70'lere taşısak. Şimdi dinamik modda ESP'yi çıkarıp... Aynen. Şimdi bir de öyle yapacağım. Dinamik moddayız. ESP'yi kapattım. Bir de bakalım böyle deneyelim. Otomobil bozulacak mı? Aynı hızda. Ya tabii işte hızda işte 1 kilometre 2 kilometre oynamalar oluyor olabilir. Demin ben baktım 61'de falan girdi. Yanlış görmediysem. Şu anda 64'üz, 66'yız, 67, 67. Bir fırt daha hızlı geldik. 66, daha hızlı geldik. Sol. Yine durdu. Mesela şimdi daha hızlı girdik. 66'ydı. Evet. Güzel, güzel. Bir tane kukayı aldık galiba. Bir tane kukayı aldım mı bu sefer ama normal. Ama daha, çünkü daha hızlı geldim. Hem ESP devre dışıydı, hem de yaklaşık 6 kilometreye yakın daha hızlı geldin. Bir kere daha kukayı düzeltip yapma taraftarıyım. Tamam. Son olarak. Yaman. Çünkü dinamik modda gerçekten yüksek hızı tolere edebilir gibi geliyor. Doğanay'dan rica ediyoruz. Eyvah, 70'e çıkacak Ahmet, belli oldu. Ben ise miydim ya? Pistin şuradaki pit duvarına doğru gidiyormuşuz gibi oluyor. Yanında daha çok hissediyorsun. Sana güveniyorum. İlk harekette ya, sıkıntı ne biliyor musun Ahmet? Frene basmıyorsun ya, o insanı tedirgin ediyor. Ha, geldiğimizde giriyorsun çünkü. ESP'miz devre dışı, sporttayız. Evet, bir fırt daha hızlı geleceğiz. Doğanay'da kaçtık içeri, tekrar bu tarafa. Valla bak, bu sefer hafiften arkadan kayma oldu, bir de daha geç durdu. Evet. Ama açıkçası işte ilk nesilden bu, şu anda biz 3. 4. nesil Mercedes A serisindeyiz. Evet, geçmişe bir gönderme yaptık. İlk nesil A serisi biliyorsunuz geyik testinde takla atınca Almanya'da ESP standart olarak getirilmişti. Otomobil, bütün Mercedes otomobilleri geri çekmişti. Şimdi 4. nesildeyiz. 4. nesilin makyajındayız, yani 4.5'tayız. Evet. Ve biz de kendimizce İzmit Körfez Pisti Ahmet'le birlikte, Ahmet'in pilotajında bir geyik testi yaptık. Fena veriler almadık. Valla yani özellikle sürüş modunu değiştirdikten sonra direksiyonun çok daha çabuk cevap verdiğini söylemem mümkün Yaman. Hatta Süspansiyon zaten yetiyor yani, hızı daha arttırabiliriz. Evet evet, doğru söylüyorsun. Otomobil cevap veriyor ona yani, ama biz normal standartlarda işte 65 kilometrelere kadar çıktık son evet. Denememizde. Gayet başarılıydı. Tabii ESP'yi çıkardığımız için çok hafif bir arkadan kayma yaşadık. O da çok normal zaten. Son gelişin, en hızlı gelişinde onda bir küçük bir hafif arkadan kayma, bir de frenajda kutunun dışına bir fırt dışarı hızlı çıkmış gibi ama olduk. Daha hızlı geldik. Ama genel olarak otomobilin frenleri, handlingi, dinamikleri bence gayet iyi. En azından Körfez pistinde bizim testimizden başarıyla geçti gibi geliyor bana. Evet. Bugün Körfez pistinde yenilenen Mercedes A serisiyle beraberdik. Yaman'la dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştık otomobili. Ama kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri açın ve özellikle her zaman söylüyorum, yorumlarınızın hepsini okuyoruz. Bize yorum yazmaya devam edin. İyi ya da kötü, önemli olan eleştirilerinizi görmek. Desteğinizi ya da bizle ilgili eleştirilerinizi görmek çok önemli. Dolayısıyla yorumlarda sizi bekliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.